Düşünüyorsun değil mi bunu ya? Sürt, 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 sürt. Bak, iyi misin abi? Bak. Akşam 8'de. Bir alsın. Akşam 8'de. Pardon. Otomatik her şey içerisinde. Sütü attıktan sonra dereceyi ayarlıyorsunuz. Evet. Buradan iç ve iç demleme soğutma tankını her şey ayarlıyor. Bunun bir de şu aralara giriyor. Tam arkadan veriyorlar. Aşağıda memuşları takılıyor yeniklere. Hayvanlar kaçakta suyu süt verdikleri de buradan ölçülüyor. Hayvan başı kulak köpeği numarası. Ben ilginç bir anımı anlatayım size. Kapasitem var. Alır herhalde. Evet, zaten düğü alacağız. Evet. Eylül'de falan. Oldu. Hatta çıkaralım şunu ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Çukurkuyu kasabamızda. Rahmetli şehidimiz Ömer Halis Demir'in kasabasında. İşletmemizde bakanlığımız destekleriyle desteklenen, faaliyete geçen bir işletmemizle beraberiz. Süt hayvancılığı yapılan bir işletme. 150 baş kapasitesi var. Şu an tam kapasitede değil, yeni başladı. Bakanlığımız KOP bölgesi ağır desteklerinden 200 bin lira, 13. etap kırsal kalkınma ve ekonomik yatırımlar alet ekipman desteklerinde 200 bin lira yaklaşık bakanlığımızın hibe desteği oldu. Toplam 1 milyon TL'ye mal olan bir işletmemiz burası. Çok şükür gelişmeye de müsait bir şekilde planlandı. Kapasite artımı da müsait bir şekilde. Şu an 80 civarında. 150'ye kadar çıkabilecek şekilde. İşletme sahibimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Yani devlet olarak insanımızı şu anda belki tarihi meşhur görünmek için ekonomik anlamda, tarımsal açıdan destekleme politikası yürütülüyor. Direkt kaynağına gidiyor. Bizlere de düşen devletimizin bu desteğini doğru zamanda, doğru yerde ve doğru bir proje aktarmak, kanalize etmek olacak. İnşallah verilen emeklerin karşılığını hizmete dönüşmüş şekilde burada görüyoruz. Hadi tamam, seni git, seni çektik. Sulukları, bunların hepsi bizim şeyde. Bu işte yaklaşık 2 yıl falan oldu müracaat edeli. Ondan sonra parça parça, önce bina, ondan sonra ekipman. İki parça yardım aldık. Başlangıçta burası zaten kıraç bir araziydi. Buraya başladık. Özellikle de bu bölgeyi seçtik. Yüksek olduğu için sel falan olmasın diye. Yaklaşık Aralık ayında, Kasım ayında inşaata başladık buranın. Bundan 3 gün önce de şeye getirdik. Hayvanları yerleştirdik yani. Kısa bir 6 aylık bir şeyde bitirdik. Tamamını. Bunun kapasitesi ne kadar? Siz ne üretim yapıyorsunuz? Bu 40, 50 başlık falan diyorlardı. Fakat burası 150 baş inek kalacak şekilde genişlettik. İl Tarım Müdürlüğü bu tür şeylere toleranslı davranıyorlar, sağ olsunlar. İstediğin kadar büyütebiliyorsun. Bu gezinti alanları çok vardı. 17'şer metreydi. Biz 50'şer metre yaptık. Bu tür şeylere kolaylık gösteriyorlar. Sılaç çukurunda olsun, samanlıkta olsun. Ne kadar büyütmek istersen önün açık. Ama alacağın şey sabit. Geri kalanı kendin karşılıyorsun. Vallahi bu işe başlayıp üretmek lazım. Bu ülke için üretmek lazım. Herkesin yapması lazım ve bizim köyde bu işe müracaat eden de çok. En az 8-10 tane koyun çiftliği kuruluyor. Aynı bu projenin benzeri projeler. Bizim hayvancılık sahası var. Çukurkuyu'yla Bayat'ın arasında. Orada korulu 10 tane var. 10-12 tane korulu var. Aynı projede. Bizim köyde belki ben 15. miyim, 12. miyim bilmiyorum. Vallahi devlet olmasa çiftçi olmaz. Hiç şansım yok. Devlet desteği olmasa çiftçi olmaz. Her şeyde. Her diktiğin şeyde bak. Şurada şey var mesela, yeşil ot biçtim. Ondan da destek alacağım. Yonca ektim. Ayrı 70 dönüm yoncam var. Ondan da destek alıyorum. Her şeyden destek alıyorum. İyi tarımdan da destek alıyorum. Destek olmayan burada hiç bir tane bitki yok. Ben tamam, iyi tarım yapıyoruz. Onun için malımızı da çok rahat satıyoruz İstanbul'a. Ben Kadıköy Halil'le çalışırım.